Öğrenciler ve Emekçi Basın Mensupları. Kuruluşum ve Kurtuluşum Partisi bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Kurucu liderimiz Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet Halk Partisi için şöyle der. Benim iki büyük eserim var. Biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Eylül 1923'te kurulan partimizin 98. kuruluş yıl dönümüne hepiniz hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşunda ve bu 98 yıllık süreçte emek veren, mücadele veren, bu dünyadan göçüp giden tüm yol arkadaşlarımı rahmetle minnetle anıyorum. Değerli arkadaşlarım, kuşkusuz her siyasi parti kendi kuruluş yıl dönümünü kutlar. Çünkü onun için bir anlam ifade eder. AK Parti, MHP, İYİ Parti, başka siyasi partiler için her birinin programı, tüzüğü kendiler için bir anlam ifade eder. Ama bugün burada kuruluş yıl dönümü andığımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş tarihi, bu ülkenin kurtuluşu, bağımsızlığı ve Türk milletinin tamamı için bir anlam ifade ediyor. Yani o 9 Eylül Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümü değil, aynı zamanda bu ülkenin kurtuluş yıl dönümüdür. Bunun özellikle bilinmesini isterim. Yani bir parti düşünün, ortada devlet yok henüz, rejim yok, başkent işgal altında, ordusu yok doğru düzgün ama devletten önce kurulmuş bir parti. Biz 1923 olarak baz alıyoruz bunu ama aslında daha eskiye, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ne kadar giden bir siyasi partiden bahsediyoruz. Bu siyasi partiyi başkalarından ayıran kuşkusuz birçok özelliği var. Tabii ki hukukun üstünlüğü, kadın erkek eşitliği, dünyada affedersiniz ülkemizde ilk defa demokrasi denemesine geçen bir siyasi parti, kendi elindeki gücü, iktidarı demokrasi kazansın diye sandık yoluyla millete devreden bir siyasi parti. Ama hepsinin ötesinde dünyada anti emperyalist mücadeleyi başlatan, tam bağımsızlığı en yüksek sesle haykıran bir siyasi partide siyaset yapıyoruz. Bunun onurunu yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı hatırlayın. Bundan 10 yıl önce uçağa binerken şöyle bir cümle kurmuştu. Bu ülkenin en büyük talihsizliği Cumhuriyet Halk Partisi'nin aşırı Amerikan karşıtı olması diye bir cümle kurmuştu. Bu zihniyeti başka olanlar ve Sayın Cumhurbaşkanı için bir talihsizlik olarak görülebilir. Ama bu her bir Cumhuriyet Halk Partisi için bir onur madalyasıdır değerli arkadaşlarım. Ve hayatımızın sonuna kadar da Amerikan karşıtı olma madalyasını ömrümüzün sonuna kadar da taşıyacağız her bir partilimiz olarak. Değerli arkadaşlarım, siyasi partilerin kuruluş şeklini bilirsiniz. 50, 60 neyse artık tüzüğünde ne yazıyorsa bir kurucular kuruluyla, bir dilekçeyle başvurup siyasi parti kurulur ve faaliyetine devam eder. Böyle bir parti değil Cumhuriyet Halk Partisi. Dilekçeyle kurulmamış. İzinle, onayla kurulmuş bir parti değil. Kendiliğinden örgütlenmiş. Halkın işgale karşı isyanından ortaya çıkmış, oluşmuş ve Anadolu'yu örgütleyip işgal kuvvetlerini bastırıp yeni bir devlet inşa eden bir partidir. O nedenle Kurucular Kurulu'nun öyle listelerde adı yok. Meydanlarda adı var. Kanla kurulmuş bir parti.
kanla yazılmış bir tarihi var bu siyasi partinin. Bu partinin kurucular kurulunda var İsmet Paşa, Halide Edip, Kazım Karabekir, onlar milyonlarca şehidimiz, gazimiz var. Ve bu partinin kurucular kurulunda tüm dünyaya meydan okumuş Mustafa Kemal Atatürk var. O nedenle asla bitmeyecek, yüzyıllar boyunca bitmeyecek bir yolculuk için hepimiz mücadele ediyoruz. Değerli arkadaşlarım, bu vesileyle Cumhuriyet Halk Partisi'ne genel başkanlık yapmış, başta başkomutanımız, kurucu genel başkanımız Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İsmet İnönü Paşa'yı, Bülent Ecevit'i rahmetle minnetle anıyorum. Genel başkanlığımızı yapmış ama yaşamını sürdüren genel başkanlarımız Hikmet Çetin, Deniz Baykal, Altan Öğmen hepsine bugüne kadar partimize vermiş olduğu hizmetler için şükranlarımızı sunuyorum. Ve bu genel başkanlar görev yaptığı döneme bir damga vurdu değerli arkadaşlar. Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptıklarını anlatmaya ne bu kürsü, ne zaman, ne vakit yeter. Ama geldikleri gibi giderler diyor mesela bir genel başkan. Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünden sonra İsmet Paşa'ya geçiyor ve her zaman dış tehlike, dış düşman var. Ama İsmet Paşa bugünkülerin yaptığı gibi oturup ağlaşmıyor. Vay Amerika şöyle dedi, vay ekonomimizi çökertecekmiş, vay bunu yapacakmış diye oturup ağlamıyor ve Kıbrıs olayında bir mektupla tehdit edildiği zaman yeni bir dünya kurulur, Türkiye'de yerini alır, bana yeniden çizmelerimi giydirtmeyin diyecek kadar dirayetli bir genel başkan. Bülent Ecevit dönemi gene şantajlar, tehditler, hükümeti yıkmak için TÜSİAD ilanları, ambargolar, kuyruklar, aman Cumhuriyet Halk Partili bir başbakan bu ülkeyi yönetmesin diye. En yüksek perdeden milli çıkarlarını koruyarak çiftçimin haklarını, bu çiftçiye hangi hakkı vereceğimizi siz değil biz karar veririz diyerek büyük bir meydan okuyor. Son başbakanlığında da gene Irak tezkeresine müsaade etmediği için tepe taklak başbakanlıktan indiriliyor. Sondaki süreci hepsini biliyorsunuz. Deniz Baykal, Amerikan askerlerini bu ülkede bir işgal kuvveti gibi olmaması için tezkereye direndi. Ve 11 yıldır görünmemiş bir baskıya karşı, zulme karşı direnen Sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu. PKK'nın saldırısına uğradı. Şehit cenazesinde o temiz duyguları tahrik ederek saldırdılar, ölümden döndü, yılmadı. Bu ülkenin adaletle, hukukla yönetilmesi için 70 küsürlü yaşında 450 kilometre yol yürüdü ve dünya tarihine bir damga vurdu. Adalet, demokrasi diyerek hepsinin yaptığı hizmetleri saygıyla anıyorum değerli arkadaşlarım. Evet, bugüne kadar böyle şanlı bir tarihe sahibiz. Gücümüzü geçmişten alıyoruz. O şanlı mücadeleden aldığımız güçle bugüne kadar muhalefette ayakta kalan dünyadaki tek partiyiz. Bütün bunlar yeterli mi? Hayır, yetmez. Henüz görevimiz bitmedi kıymetli arkadaşlar. Mücadelemiz bundan sonra başlıyor. Bugün sokakta karşılaştığımız her 10 gencin 8'i bize bu ülkede hayat hakkı yok, biz yurt dışına gitmek için çözüm yolları arıyoruz diyorsa biz henüz mücadelemizin bittiğine inanamayız. Bitmedi bu mücadele. Bu ülkenin Mustafa Kemal'in Cumhuriyeti emanet ettiği gençler için yeniden umut olması için, o gençler için yeniden umut haline gelene kadar bu ülkede yoksulluk, yolsuzluk son bulana kadar bu ülkede sanayileşmeyi yeniden hak ettiği noktaya getirene kadar bu ülkede köylüyü, üreticiyi yeniden milletin efendisi yapana kadar her birimiz
mücadeleye devam edeceğiz kıymetli dostlarım. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ve bize emanet ettiği, bugüne kadar yaşattığımız kenarından, köşesinden, orasından, burasından örselenen Cumhuriyeti, gelecek yüzyıla, ikinci yüzyıla tüm tehlikelerinden arınmış ve bu ülkede yaşayan her bir etnik kökenin, her bir sosyal sınıfın, her bir vatandaşın yüzünün güldüğü bir ülke haline gelene kadar, bir emeklinin mücadele edip, hayat zor koşullarıyla mücadele edip, çocuklarını okuttuktan sonra torunları için kaygılanmadığı bir ülke inşa edene kadar mücadeleye devam edeceğiz. Yolumuz uzun. Bu zorlu yolda en büyük gücümüz Cumhuriyet Halk Partisi'nin birlikteliğidir. Bu düşüncelerle hem Türkiye'nin hem Aksaray'ın, bu koymuş olduğumuz hedeflere ulaşabilmek için her bir sokağını, her bir mahallesini, her bir metrekaresini ilmek ilmek dokumak için ve en geç 2023 yılında bu ülkenin makus tarihini yeniden değiştirmek için yorulmayacağız. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözleriyle noktalamak istiyorum. Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla yorulmaz der Sayın Genel Başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız Gazi Kemal'imiz Mustafa Kemal Atatürk. Yorulmayacağız. Mücadeleye devam edeceğiz. En büyük gücümüz Cumhuriyet Halk Partisi tabanının yüreğindeki enerji, ateş, devrimci mücadeledir diyorum. Bu duygularla törenimize katılan sizlere teşekkür ediyorum.